Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PSI hikayesinin 2. sezon 4. bölümündeyiz. 1. beyanname. Kamu meclisi üyeleri, geçici ve daimi üyeler olarak ikiye bölünür. Psiyoniklerin varlığı doğa gereği mecburi değildir. Bölüm 4. Sürprizli iş. Lou ayağa fırladı. Hızla kapıya yürüdü. Kapıyı çaldı. Başrahip Bey, cevap gelmedi. Arkasına dönüp boş koridora baktı. Kahretsin, kimse yok. Madem izinsiz geldim. Daha sert çaldı. Ne oluyor? Cevap versene. Ya bir şey olduysa? Lou kararlılıkla kapıyı açtı. İlk başta ofis boşmuş gibi geldi. Sonra psiyonik kız başrahibi fark etti. Masanın dibinde yatıyor, ayağa kalkmaya çalışır gibi uzanmış. Eliyle koltuğa tutunuyordu. Ay! Kız koşarak yanına gitti ve dizlerinin üzerine çöktü. Martin'in yüzüne baktı. Burnunu kanamış, bir şeyler olmuş. Hayatta. Cebinden telefonunu çıkardı. Adam yüzünü buruşturarak onun elini yakalamaya çalıştı. Hayır. Şimdi doktor. Hayır, sakın. Kaldırın şunu. Ne? Kendinizde değilsiniz. Başrahibin sesi zayıflamış olsa bile tonu hala tehditkar ve emrivakiydi. Telefonunuzu hemen kaldırın. Martin güçlükle yutkundu. Ayağa kalkıp omzunu masaya dayadı. Uzanıp ofisteki kamera sistemini kapattı. Tekrar etti. Sakın kimseyi çağırmayın. Önünde oturan ve hiçbir şey anlamayan kız şaşkınlıkla sordu. Ne demek istiyorsunuz? Monsieur, bir doktor çağırmalıyım. Ya şimdi şuracıkta şey... Haber vermeliyim. Barrett de açıkça emretti. Reed, talimatları biliyorum. Aklım başımda. Ne dediğimin gayet farkındayım. Bir mendil çıkardı. Burnuna dayadı. Hector'a da söylemeyin. Ne de olsa benim için çalışıyorsunuz. Ve ben size haber vermeyi yasaklıyorum. Nasıl isterseniz. Ofisi kapatın. Lou kapıya gitti. Kapıyı kapattı. Baş rahibe döndü. Adam kanı sildikten sonra mendili masanın altında duran çöp kutusuna attı. Kalkmam lazım. Kız düşünmeden Engizasyon Başkanı'nı belinden tuttu. Elini omzuna attı. Gözümde canlandı bir. Yukarı çekti. Adamın alnından terler aktı. Bir dakika dinleneceğim. Kanepeye ulaşmam gerekiyor. Yardım etmeme izin verin. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Yavaşça. Hadi bana tutunun. Karton bardak değilim. Kırılmam. Artık şu iğneyi öğrenecek miyiz yani? Sebebini. Martin neredeyse sendelemeden yürüdü. Ancak kanepeye oturmak yerine düştü. Yine mi? Derin nefes alıp fısıldadı. Su. Lou aceleyle dolaptan bir şişe çıkardı. Kontrol halkasını kırdı ve açtı. Birkaç yudum almasını bekledikten sonra sordu. Enjektörünüzü vereyim mi? O nerede? Başrahip irkildi. Başını sertçe olumsuz anlamda salladı. Vücudundan kısa bir spazm geçti sanki. Adam eliyle ağzını kapattı. Öksürdü. Geliyorum. Psiyonik kız masaya geri döndü. Çöp kutusunu kaptı. İşte buraya. Martin tekrar öksürdü. Eğildi ama kusmadı. Başrahip alışılmadık bir şekilde dedi ki. Kahretsin. Kendinize enjekte ettiğiniz şeyden mi böyle? Kanepeye yaslanan Martin... Lou'nun doğru anladığını göstererek yavaşça gözlerini kırpıştırdı. Ne yapmalıyım? Adam yüzünü ovuşturdu. Beklemeliyiz. Geçecek. Her enjektörden sonra böyle oluyorsan bunu kendine niye yapıyorsun? Ananı. Bunun da hiç anası... Ay, ortalıkta ana bırakmadı yani. Birkaç dakika sonra adam yüzünü buruşturdu. Parmaklarını ağzına koyarak gözlerini kapattı ama çöp kutusu yine de kullanmadı. Tiksinti içinde onu bir kenara koydu. Bunu öğrenirlerse söylememiş olman beni suçlu yapar mı? Bu da konuşmamı yasakladı. Bir daha olursa kahretsin, başım belaya girdi. Kız susuyordu. Bakışları sanki bir cevap. Doğru karar için bir ipucu arıyormuş gibi ofiste gezindi. Tekrar solgun adama dönene kadar Lou derin bir nefes alıp ciddi bir şekilde dedi ki "Monsieur, yardıma ihtiyacınız var." Sonra daha fazla su getirerek sakince ekledi. Yürümekten bahsetmiyorum. Kendi başınıza bu işin içinden çıkamazsınız.
Belli ki sorununuz var. Herkesten gizlediğiniz. Görünüşe göre olay sadece suikastlerle ilgili değil. Mademoiselle Reed. Luanda Birlik Kilisesi Engizasyon Başrahibinin sözünü kestiğinin farkındaydı. Buna rağmen özellikle saygılı ama sert bir ses tonuyla konuştu. Bitirmeme izin verseniz. Lütfen. Böyle bir tavra alışık olmayan Martin'in yüzü daha sert, daha katı bir ifade aldı. Yine de adam onayla başını salladı. Kendinize güvenmiyorsanız bana ve Kay'e güvenin. Bu yüzden bizi korumanızı yaptınız. Sizi koruyabilmek için neyle karşılaşacağımızı bilmemiz lazım. Bu enjektör, uyuşturucu muydu, ilaç mıydı? Ama neden hastalığını Baretti'den bile saklasın ki? Hayır. Adam olumsuzca başını salladı. Gayet sağlıklıyım. Peki kan? Sadece yaralanmışım. Evet, düşerken. Kızın gözlerindeki ifadeyi gören başrahip konuştu. Bu konuyu kapatalım. Yüzü hala solgundu ancak bakışı canlanmıştı. Yavaş yavaş eski haline geliyordu. Delici, derin. Martin'in dikkatlice ayağa kalkmasını izleyen Lou tekrar etti. Yardıma ihtiyacınız var. Bu sefer cevap soğuk, metal bir ses tonuyla verildi. Adanmış Reed, yardım etmek mi istiyorsunuz? İşinizi yapın, iyi gidiyorsunuz. Yine duvarlarını ördü. Ama sizi ilgilendirmeyen sorularla canımı sıkmayın. Neyi merak ettiğinizin farkında bile değilsiniz. Bir şey soracağım, uyuşturucu dediğimizde ne diyor? Evet mi diyor, hayır mı diyor? Tabii ki bir açıklama yapmayacaktı. Onun üzerinde asılıyor gibiydi. Yine de şu anda buradaki hizmet size uygun gelmiyorsa sizi bu görevden hemen alabilirim. Stone'u da. Alttan tehdit mi ediyorsun sen bir de? Bu sözler Lou'ya soğuk duş etkisi yaptı. Kız kontrolünü kaybettiğini fark etti. Bu durum üzerinde bile değil, hayatının üzerinden. Yani kovuldum. Psiyonik kız ayağa kalktı, yanındaki sandalyeye yaslandı. Yok artık, daha neler? Dudaklarında şeytani, kararlı bir gülümseme oynadı. Götümü yırtıyorum. Adama bunu mu dedik gerçekten? Götümü yırtıyorum. Başrahibin güvenliği olmuşum. Sonunda şans yüzüme güldü. İyi para kazanıyorum. Anneme yardım edeceğim diye seviniyorum. Geçenlerde mağazada yeni bir motor baktım. Ne zaman alırım diye plan yapmaya başladım. Ve daha ilk suikast girişiminden sonra, ki herkes için durum tam olarak böyle görünecek. Çünkü kimse sebebin gerçekte ne olduğunu bilemeyecek. Görevden alınıyorum ha. Bu bir kariyer cenazesi. Bundan sonra kilise kutlamalarında bekçi olma dışında yardım birliğinde bana kim ne iş versin? Peki ya Kay? Geçen sefer neden koruma görevinden alındığını bilmiyorum. Ama eminim ki bu işe dört elle sarılacaktır. Hayır Monsieur. Gebermene izin vermeyeceğim. Rüyanda görürsün. Beklenmedik bir şekilde başrahip hafifçe gülümsedi. Sistemle doğrudan kızın gözlerinin içine baktı. Saçmaladım. Hem de çok fena. Sen bunların hepsini bu adamın yüzüne söyledin ve adam senin sözünü kesmeden dinlediğine göre saçmalamamışsındır. Hoşuna gitmiştir. Monsieur, itaatsizlik ve uygunsuz samimiyet gösterimi sebebiyle içtenlikle özür dilerim. Ceza almaya hazırım. Kes. Kes mi? Of. Sen yaralandıktan sonra ve bu. Adam yan yan çöp kutusuna baktı. Gerçi sadece bu da değil. Sanırım kabul edilebilir. Hatta uygun. Demek ki bundan sonra birbirimize sen olarak hitap ediyoruz. Edelim lütfen Monsieur ve Mademoiselle, hiç hoşuma gitmiyor. Olası bir beladan kurtulduğunu anlayan Lou rahatlayarak başını salladı. Demek ki. Şimdi sinirler yavaş yavaş gerginliğini kaybederken idrak etti. Engizasyonun başrahibiyle birbirimize sen olarak hitap ediyoruz. Ama muhtemelen sadece baş başa kaldığımızda. Yani ona şimdi ne diyeceğim? Ivo mu? Artık söyleyelim. Ben öyle konuşmak istiyorum. Evet siz. Monsieur aptalca olur. Vay be. Görünüşe göre bu adamı sinir etmek pek kolay bir iş değil. Bunu test etmemeye karar veren Lou dudaklarını büzdü. Kısa bir aradan sonra başrahip nazikçe sordu. Kahve içelim mi? Takmış kahveye. Geçen bölümde kahve içiyorduk. Kendi hazırlamıştı. Lou zorlukla cevapladı. Hadi. Sakıncası yoksa daireme çıkabilir miyiz? Yıkanmak istiyorum. Höh yani. Tamam. Adam ilk adımı atarken sallandı. Lou onu destekledi. Sıkıca kolundan tuttu.
Böyle yürürsen herkes anlar. Koridorlarda korumalar var. Peki, oradan geçmeyeceğiz. Duvar panellerinden birinin kapı olduğu ortaya çıktı. Arkasında yukarı çıkan bir merdiven varmış. Ay, evi çok güzel. Teşekkürler, banyo var. Kendim halledebilirim. Yok, bir de biz yıkasaydık. Onu da biz yapsaydık. Özel koruma mı, özel bakıcı mı belli değil. Lou Ivo'ya baktı. Sonra dairesini inceledi. Bundan sonra da Martin'i de Ivo diye okuyacağım. Sinirim bozuluyor. Aman tanrım. İki kat doğal ahşap. Statüsü bu adamın öyle olması gerekiyor. Maliyeti ne kadar acaba? Lou'nun da şu maddiyatçılığı. Su sesi geldi. Kız kulak kesildi. Kimse düşmedi. Birkaç dakika sonra başrahip geri döndü. Artık çok daha iyi görünüyordu. Bu ne değişik bir kıyafet. Özür dilerim. Her şeyden önce oldukça kaba olduğum için. İyi, en azından biraz sakin kafayla düşününce anladın, farkına vardın. Ses tonundan mı bahsediyor? Beni duymadın sen daha. Aa yok, duydun. Çatışmayı hatırladı. Duydun. Ayrıca iş gereği görevlerin çok farklı olmalıydı. Biri onu o halde gördüğü için rahatsız mı olmuş? Anlıyorum. Kız omuz silkti. Olsun, sorun değil. Ben kahve yapayım. Malzemeler nerede? Ivo küçük bir bara doğru başını salladı. Belli ki bir mutfak ünitesi oradaydı. Çözersin değil mi? Tabii ki. İki bardağı yavaşça masaya koyan kız konuya dönmeye çalıştı. Birden bu kadar yakınlaşmış olmaları ona çok tuhaf geliyordu. Lou Engizasyon'un başrahibiyle konuşurken hala çok çekiniyordu. Çekiniyor muydun? Az önce dilin bir papuçtu senin de. Arkadaş gibi olmaları söz konusu değildi. Kız bu adamı ismiyle bile bir türlü hitap edemedi. Neler olduğunu anlatacak mısın? Adam olumsuzca kafasını salladı. Anlatamam. Biri mi zorluyor seni yoksa? Kendi kendine küfreden Lou sıcak kahvesinden bir yudum aldı. Bu işten vazgeçmem. Teklifimle seni gücendirmek istemezdim. Sadece bir seçim yapmanı istedim. Sana karşı çok minnettarım. Seçenek sunarak teşekkür etmek istedim. Neyin var ya? Birlik Kilisesi'nin ikinci en önemli insanı. Baş Engizasyoncu. Yardım Birliği'nin yöneticisi. Neden yardım için kiliseye, Engizasyona ya da Yardım Birliği'ne başvurmuyorsun? Tek başınasın. Nasıl bir belaya bulaştım ben böyle? Ama onu öldürürlerse bu benim için hiç iyi olmayacak. O an yanında olsam da, olmasam da. Hem genel olarak. Kendine biraz şaşıran kız, aniden tüm bu muhakemesinin arkasında sadece mantığın değil, aynı zamanda kişisel bir şeyin olduğunu hissetti. Duygu mu? Lou ile başrahip göz göze geldi. Gündemde bu kadar önemli bir konu varken kız birden şunu düşündü. Ne kadar uzun kirpikler. Yok artık. O kadar şeyden sonra kirpiğine mi dikkat ettin? Muhtemelen yumuşaktır. Bu adam böyle katı ve ciddiyken kirpiklerinin yumuşaklığı. Lou alakasız dedi ki, hiç böyle giyinen bir engizasyoncu görmemiştim. Giyimi bir tık beni de rahatsız ediyor. Kaşını kaldıran Martin gülümsedi. Soyunmalarına hiç yardım etmediysen şaşırtıcı gelmemeli. Ne diyorsun be? Kız kıkırdadı. Tek korusun. Ben karınca yuvasında yaşıyorum. Orada bir engizasyoncuyu ancak hırsız soyar. Ardından şunu düşündü. Kahretsin, soymak mı? Neden bahsediyoruz? Kız sen de çok safsın ha. Kirpikler. Onu bir erkek olarak görüyorum artık. Ve ondan hoşlanıyorum. Kız kaşlarını çattı. Hayır hayır, kesinlikle hayır. İyi misin? Evet, gayet. Hayır. Artık önemi yok. Ne ilacı enjekte ediyorsun? Sırasıyla soralım. Sakinleştirici. Güçlü. Bu işlerden anlamam ama bence yan etkisi oldukça garip. Daha önce hiç olmamıştı. Ha, bizi görünce enjektör bile yardım etmiyor sakinleşmene diye yorumladım. Sinir sistemi zayıf olan biri böyle bir konumda olmazdı.
Neden sakinleştirici kullanıyorsun? Başka bir açıklamanın gelmeyeceği açıktı. Sekreter biliyor mu? Hiç şüphe yok ki bazen davranışlarımda bazı alışılmadık şeyler fark etmiştir. Ama soru sormadı ve sormayacak. Alışılmadık şeyler derken durgunluk mu? Evet. Veys'e tamamen güveniyorum. Beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Ve bu yüzden ona gereksiz bilgiler vermekten kaçınıyorum. Neden Barretti'ye güvenmiyorsun? Suikast girişimleriyle mi ilgili? Bilgileri kimin sızdırdığını bulana kadar risk almıyorsun. Evet. Hector'un olmadığına eminim. Ancak... Anlaşıldı. Ancak aldığım ilaçla suikast girişimlerinin alakası yok. Ah, acaba bu iyi mi yoksa kötü mü? Sessizce kahvelerini bitirdiler. Kız adamın tereddüt ettiğini gördü. Ya da belki sadece hayal etti. Lou. Kız baş rahibin adını sonunda telaffuz etmeye karar verdi. Ivo. Teşekkür ederim. İnan bana endişelerini anlıyorum ve sanırım ne düşündüğünü de. Bana Stone ile ikiniz eşlik edersiniz, bu yeterli olur. Açıklama yapmasam daha iyi olur. Harekete geçeceğim ve sorunları kendim çözeceğim. Kız doğrudan ifade etti. Yani bana güvenmiyorsun. Tamam, hadi şöyle yapalım. Söylüyorum. Her şey gözünün önünde. Ben bir bok anlamıyorum. Bu bilmece de nedir? Neden doğrudan söylemiyor? Hayatım, bilmiyor musun? RC erkekleri biraz gizemli takılır. Hemen her şeyi anlatmazlar. Tamam. Şimdi yapabileceğim başka bir şey var mı? Evet. Çalışmam gerek. Belgeler ofiste masanın üzerinde. Lou başını salladı. Ben getiririm. Zaten sen getir diye söylüyor. Gerekli dosyaları almadan önce Lou çöp kutusunu eski yerine masanın altına koydu. En altta kağıtların ve kanlı bir mendilin altından cam bir silindir göründü. İlaç ampulü, etiket yok. Hani ilaç kullanmıyordu? Lou sadece bir saniye düşündü. Hem ilaç ampulünü hem de kırmızı lekeli mendili cebine attı. Sonra belgeleri alıp baş rahibin dairesine döndü. Teşekkür ederim. Gidebilir miyim? Tabii ki. Lan gitme kal desene bize. Sesi artık eskisi gibiydi. Sert, emrivaki. Daniel'e evimde olduğumu söyle. Mark'tan düzeltilmiş bir rapor gelecekti. Hemen getirsin. Ve bugün güvenliğe ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Merdivenlerdeyken kız döndü. O sahte garsonlar sorguya çekildi mi? Tabii. Kısmen dava Engizizasyon Mahkemesi'ne sunulmak üzere hazırlanmaya başlandı. Kay ve benim detayları öğrenmemize izin verilecek mi? Mark'ı uyaracağım. Resmi olarak sen ve Stone herhangi bir soruşturma yürütemeyeceksiniz. Ama korumam olarak elbette bilgi erişiminiz olacak. Hepsi bu kadar mı? Evet, teşekkür ederim. Reis çoktan dönmüştü. Lou baş rahibin ofisinden çıktığında Daniel'le ona şaşkınlıkla baktı. Selam. Monsieur'ye geldiğimi söylemek istedim. Kilitli. Selam, sorun yok. O, rahatsız edilmek istemedi. Ivo'nun sözlerini aktardıktan sonra psiyonik kız sordu. Aşağıya inip kafeteryada yemek yemek ister misin? Kay terastan bahsetti. Reis gülümseyerek başını salladı. Üzgünüm, gelemem. Burada yiyeceğim. Uzun bir ara vermek istemiyorum. İş çok. Tamam, o zaman görüşürüz. Martin hakkında faydalı bir şey anlatabileceğini sanmıyorum. Onun hakkında konuşmaktan hiç hoşlanmaz. İnternette okuyayım daha iyi. Onun hakkında ne biliyorum? Bilse de anlatmaz bence o. Lou eve nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Baş rahibi olanlar ve sözleri aklından çıkmıyordu. Martin'in ölümüyle nasıl bir ilgisi olduğunu hayal etmeye başladığını. Mark'ın Irma ve ufaklığı sorguladığını. Lou müziği açtı. O kadar yüksek sesle açtı ki herhangi bir şey düşünmesi imkansız hale geldi. Parçayı değiştir. Kalsın bari. Sonra mekik çekmeye başladı. İpi çıkardı. Sırtından ter aktı. Gözleri tuzdan yandı ama kız kendini iyi hissetti. Paniğin son damlalarını ise duşta silip süpürdü. Neşeyle havluya kurulandı, yatağa oturdu. Sağlıklıyım, özgürüm, hareket edebilirim. Yani başa çıkabilirim.
Olumlama yapıyor herhalde burada. Tekrar değerlendirelim. İstifam sorunu çözecek mi? Hayır. Ona bir şey olursa benden şüphelenirler. Bundan paçayı sıyırsam bile para ve kariyer şansı yardım birliğine başvururken olduğundan bile daha az olacak. Onun sorunları benim sorunlarım. Onu kurtarırsam kendimi kurtarırım. Birkaç pis detay var. Sorunun aslında ne olduğunu bilmiyorum ve biz baş rahipten bahsediyoruz. Veriler muhteşem. Aha namah. Aha namah. Çok iyi. Böyle bir belaya bulaştığımı bilseydin kaba olduğum için beni azarlamazdın. Tamam, neydi? Her şey gözünün önünde. Şey dercesine. Aptal değil, sen anlarsın. Lou soğumuş çay kupasını masaya koydu. Odanın içinde dolaşmaktan yoruldu. Gece yarısını geçmişti. Uyumak istemiyordu ama yapacak bir şey de yoktu. Aptalım demek ki. Kız telefonu aldı. Haber akışında düşüncesizce dolaşmaya başladı. Danışman Costil'in gösterişliliğini. Grove trajedi. Bir kadın kocasını, ardından iki çocuğunu kaybetti. 14 yaşında bir kızı ve 12 yaşında bir oğlu. Genetik güvenlik testini geçemediler. Kilise yas tutan anneyi destekleme sözü verdi. Karmaşık durumla bağlantılı olarak meclis, yardım birliğinin yetkililerinin genişletilmesini tartışacak. Karınca yuvasında bir vatandaş karısını öldürdü ve ardından intihar etti. Bir aile kurmaya karar veren danışmanın adını çoktan unuttuğunu fark eden kız boş işlerle uğraştığını anladı. Neye bakmalı, ne okumalı, daha tecrübeli olsaydım. Hayır, uyumam gerek, dinleneceğim, sabah bir şeyler düşünürüm. Ama bir türlü uyuyamadı. Bir kez daha kafasında tüm son olayları gözden geçiren Lou itiraf etti. Hayır, kendi başıma kaldıramam. Ve karanlıkta telefonu bulup Kay'i aradı. Evet. Lanet olsun. Saate baktı. 2:17. Uyandırdın mı? Affedersin. Ne oldu? Telefonda olmaz. Seni alayım mı? Biraz gezeriz. Tek başına. Tek aşkına. Lou, şimdi mi? Evet. Peki. Yine motor sürüş tecrübesi. Çok iyi, bakayım nereye kadar gidebilecek. Aynı daire içinde mi dönüyor? Sanki aynı daire içinde dönüyormuş gibi, neyse. Kız hareket ettikçe rahatlıyordu. Sakinleşti, odaklandı. Çok önemli olmasa da bir hedef koydu. Empatik adamın evine gitti. Motoru sürdü. Kontrol artık onun elindeydi. Yolda olmak güzeldi. O anda hayat sadece ona bağlıydı. Herkes hızdan korkar ama ölüm aniden durunca gelir. Otobana çıkarken gaza bastı. Anladık Rece, artık animasyon yapabiliyorsun da bu kadarı fazla mı, başım döndü. Lou Kay'in evini geçip biraz daha uzağa gitti. Orada marketler o kadar pahalı değildi. Kaskı çıkaran empatik sordu. Lou, bana neler olduğunu anlatır mısın? Konuşmamız gerekiyor, işten önce. Ama burada değil. Peki, o zaman burada ne yapıyoruz? Market tabelesini işaret etti. Gelişi güzel bir şekilde dedi ki, üstümüzü değiştiriyoruz. Ne? Merkeze uygun şeyler seçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde parayı çöpe atmış oluruz. Bir sürü kıyafet aldı ve bir perdenin arkasındaki dar bir kabinde kayboldu. Kemerli şort. Fermuar. Ya niyeyse en pahalı giysiler kötü oluyor. Bu daha güzel. Şimdi nereye? Kay'in yeni kıyafeti de eskisinden iyi olmuş. Lou bacağını motosikletin üzerine koydu. Motoru çalıştırdı. Şehir dışına. İyi bir ilişkileri olmadığı için Kay ve Lou çok fazla görüşmüyor. Tamam. İyi ilişki yapınca da Lee olarak ona atıyorsunuz. Kız boş yoldan saptı. Motosikletini durdurdu. Stone etrafına bakındı. Güneş panelleri loş bir şekilde parlıyordu. Rüzgar beyaz yel değirmenlerinin kanatlarını döndürüyordu. Değirmen ne ya? Korunun kenarında durmuşlardı. Hala karanlık ve serindi ama şimdiden şafağın yakın olduğuna işaret veriyordu. Burada sessizlik lıkır lıkır içilir resmen. Buraya daha önce hiç gelmemişim. Bir arkadaşım burayı bana gösterdi. Tom. Onu yeminimden sonra mecliste gördüm. Gördün. Meşeler tabii ki doğal değil. Eczacılık için yetiştirilmiş gibi görünüyorlar. Hadi gidelim. Çiğ var. Hadi oyalanma. Yavaş yavaş uyanan korunun derinliklerine daldılar.
Burada kesinlikle kimse yok. Biraz kafa karıştırıcı bir şekilde Lou giriş yapmadan başladı. Kay, ben. Gerçi bu olay bir şekilde sana da dokunurdu mutlaka. Ama artık %100 eminim. Başımız belada. Bu işin büyük bir sürprizi varmış meğer. Martin'den mi bahsediyorsun? Evde bizi dinliyorlar. Birdenbire düşündüm ki kıyafetlerimizde de dinleme cihazı gibi bir şeyler olabilir. Bir an kızın kafası karıştı. Filmlerde görmüştüm. Motorum yardım birliğinde tamir edilmişti ve suikast girişiminden sonra engizasyona bırakılmıştı. Belki içine de koymuşlardır. Ya da kıyafetlerin üzerine. Şey, evet. Stone'un davranışını birdenbire ortaya çıkan bir paranoya olarak görmesinden korkuyordu. Sinir krizi ya da onun gibi bir şey. Onu aşan bir sorumluluk aldığı için işi kaldıramadığını düşünebilirdi. Ancak empatik her zamankinden biraz daha fazla kendine hakim olmaya çalıştı. Ciddi bir şekilde söyledi. O kadar sıkı kontrol edildiğimizi düşünmüyorum. Ancak teknik olarak mümkün. Aslında evimde bu tür cihazları tespit eden bir makinem var. Lazım olursa. Eski bir şey. Ucuza almıştım ama işe yarar. Neden buraya geldik? Burada kamera yok ve kimse yok. Lou, şehirde kesinlikle böyle bir kontrol yok. Ne kilise ne de konsey yeterli kaynağa sahip değil zaten. Ben anlamam. Ne olur ne olmaz garanti olsun dedim. Kay kıza dokunmak ister gibi elini kaldırdı ama dokunmadan kendini durdurdu. Korkmuş görünüyorsun. Yalan söyleyemem. Korktum. Ayrıntıları hatırla. Papazı ziyaret etmeden önce çıkmak üzere olduğumuzu gardiyanlara söylemeye gittiğin zamanı hatırlıyor musun? Evet. O sırada ben kapıyı çalmadan başrahibin ofisine daldım. Ve onu kendine bir şey enjekte ederken yakaladım. Enjektör otomatikti. Küçük bir şeydi. Şok! Gittiğimizde o biraz bilmiyorum kendinde değildi. Cansızdı sanki. Gerildim. Böyle insanların sırlarını görmek berbat. Özellikle de açıkça paylaşmak istemedikleri zamanda. Sonra sakinleştim tabii. Dedim ki hastalanmıştır. Herkesten saklıyordur. Kafasından neler geçtiğini asla bilemezsin değil mi? Üstelik o çevreye pek güvenmiyor gibi görünüyor. Senden sağlığını araştırmanı istemiştim. Her şey yolundaymış. Ama bugün gökyüzüne baktı. Yani dün bekleme odasında tek başıma oturuyorum. O gitti. Barrett de gitti. Telefonda takılıyorum. Ofiste bir şeyin düştüğünü duydum. Ben içeri. Rahip yerde. Bilinci yerinde. Yüzü bembeyaz. Burnu kanıyor. Düştüğünde burnu kırılmış. Burnu mu kırılmış? Yok artık. Biraz daha abart istersen. Doktor çağırmak istedim. İzin vermedi. Sadece kapıyı kapatmamı söyledi. Neyse onu kaldırdım ve kanepeye oturttum. Enjeksiyona ihtiyacı olduğunu düşündüm. İlaç falan. Ben sorunca yüzü yemyeşil oldu. Ayakta durduğunu görüyorum ama gerçekten berbat haldeydi. Sorunun ne olduğunu soruyorum. Susuyor. Kahretsin. Onu bir şekilde konuşturmaya çalıştım. Nafile. Kendi kendine geçeceğini söyledi. Bilmesem daha iyiymiş bla bla. Sen de bilmesen iyi olurmuş. Kay, bir şeyler oluyor ve başrahibin kendi başına kurtulacağından emin değilim. Bizim için bu karanlıkta birini korumak gibi. Terbiyesizce küfür etti. Bu arada işi bırakabiliriz. Ivo'nun teklifi. Stone kıza baktı. Ama bunları düşündükçe daha çok korkmaya başlıyorum. Baksana her yerde dinleme cihazı arıyorum. Dikkat ve öngörü bir koruma için olmazsa olmaz niteliklerdir. Nedense bana öyle geliyor ki eğer başrahibi gebertirlerse ya da o kendi aşırı doz sakinleştiriciden falan giderse... Sakinleştirici mi? Evet. O sakinleştirici kullandığını söyledi. O zaman bir süre sonra şehirde birkaç kaza olacak. O kazada biz öleceğiz. Gerçi daha da kolayı var. Yardım birliğinde görev yapmak risklidir. Bir suçluyu gözaltına alırken kimse başı boş bir kurşundan ölmeyecek diye bir şey yok. Elbette suçluyu da vururlar o sıra. Bence abartıyorsun ama demek istediğini anlıyorum Lou. Ne diyorsun ortak? Kay içini çekti. Ağaçların tepelerine baktı. Esnedi. Ağzını yumruğuyla kapattı. Evet başımız belada haklısın. Ne yapacağız? Seçenekler neler? Sen her şeyi anlattın işte. Çözeceğiz. Ben kalıyorum. Teşekkür ederim. Biliyordum. Adama hızlıca sarıldı. Hemen geri çekildi. Kay onun omuzlarını sıkıca tuttu. Hadi ortak hallederiz. Teşekkür edilecek bir şey yok. Ne de olsa Lou, seni bu işe bulaştıran bendim. Lou gülümsedi. Maaşımızı gördün mü? Başka nerede böyle bir para kazanırız? Ve sakın özür dileme. Gergindin tamam. Her gün metal yığınları bükecek ve duvarları yıkacak değilsin. Ben telekinetikim. Ezmek ve kırmak benim işim. Başlangıç olarak son
Başlangıç olarak sen sadece bir insansın. Peki, Luh, çalışıyor muyuz? Kız onayla başını salladı, odaklandı. K'ye gerekli olan her şeyi anlatıp anlatmadığını düşündü. Başka ne biliyorsun? Temel olarak hepsi bu kadar. Sonunda bize güvenmekten bahsettiğimde başrahip kelimenin tam anlamıyla şöyle dedi. Her şey gözünün önünde. Peki tamam. Tamam derken? Bence Ivo bize inanıyor ama işini garantiye alıyor. Aksi takdirde hiçbir şey söylemezdi. Bir yandan tehlikeli bilgileri aptalca ağzımızdan kaçırırsak veya bir noktada sert bir şekilde sorguya çekilirsek sadece kendi kendimize vardığımız sonuçlar ve Monsieur'nin sakinleştirici kullandığı gerçekler ortaya çıkacak. O kadar. O doğrudan hiçbir şey söylemedi. Yani bu kadar yüksek statüde olan bir kişiyi sorgulamak için hiçbir sebep yok. Öte yandan, gerçekten bir işe yarıyorsak o zaman her şeyi kendimiz anlayacağız zaten. Bu gerçekten yardımcı olabileceğimiz anlamına gelir. Çok uyanıksın. Dinle, adam cidden fenaydı. Bu hesaplar nedir? Aksini mi bekliyordun? Engizasyonun başrahibi. Bir de şu var, o ilacın ampulünü aldım. Lou, Ivo'nun ofisinden aldığı ampulü ve üzerinden kan izleri olan mendili çıkardı. Etiket yok. Bak, ampul normalden daha kalın camdan yapılmış. Neden? Sağlam olsun diye mi? Olumsuz etkiler için mi tasarlanmış? Olabilir. Örneğin darbe riskine karşı. Güvenlik güçlerinin özel teçhizatlarından mı? Kontrol etmeye çalışacağım. Kanıda. Belki faydalı bir bilgi ediniriz. Bu amaçla aldığımız şeylerden kesin bilgi ediniyoruz. Yani vardır. Kay, rahibin tam olarak ne durumda olduğunu bilmek istiyorum. Elime yüzüme bulaştırmam, merak etme. Tamam, yani bu iş sende. İkinci sorun suikast. O konuda elimizde ne var? Martin, ilacın bununla ilgili olmadığını söyledi. Bunun dışında Mark'ın soruşturmasının ayrıntılarına erişim sağlayacağına söz verdi. Anladığım kadarıyla engizasyonda kimin bilgi sızdırdığını anlamak mümkün olmadı. Ama garsonlar ifade veriyormuş. Sırayla, elimizde ne var? Baştan. Evet, son zamanlarda olanlarla ilgili tüm bilgiler. Pekala, engizasyonda biri bilgi sızdırıyor. Bilgiyi Raul alıyor. Amacı kiliseye saldırmak. Kilise adına çalışan psiyonikleri korkutmak, tapınakta bir patlama düzenlemek. Rahibi öldürmeye çalışan, ondan bağımsız bir grup insan var. Rahibin o gece çiftlikte olacağını çok az kişi biliyordu. Aynı kişi bilgiyi sızdırmış olabilir mi? Kanıtlanmadı. Ancak büyük bir gizli veri sızıntısı. Din adamlarının hareket programı da var. Birbirinden bağımsız mı? Gerçeğe benzemiyor. Ben de aynı köstebek olduğunu düşünüyorum. Devam. Martin'in bir tür sakinleştirici aldığını tespit ettik. Görünüşe göre bir süredir devam ediyor ve bunu özenle saklıyor. Ardından başrahip meclis üyesinin bir partisine davet edilir. Davetli listesi farklı şekillerde elde edilebilir diyelim. Aynı saldırganların bilgilerini aynı kaynaktan aldıkları göz ardı edilemez. Kaç gün hazırlanmaları gerekti? 2, 3. Garson kılığında oraya girmek, silah kaçakçılığı yapmak. Ancak çiftlikte aynı kişiler olsalar da haberimiz olurdu. Mark Baretti'yi mutlaka hava atardı. Ciddi bir baskın yapıldı ama onlar kaçmayı başardı. Çok profesyonel, yoksa onlara yardım mı edildi? Eğer hepsi bağlantılıysa o zaman 3 ayrı konu var. 3 farklı grup. Tapınakla Raul ve 2 suikast girişimi. Vay. Kay de şaşkındı. Evet. Mark her iki suikast girişiminde de vardı. Baretti hakkında ne düşünüyorsun? Başrahibin çiftliğe gelmek üzere olduğunu önceden biliyor olmalıydı. Sardu'daki davete gelişini de önceden bilebilirdi. Tesadüflere inanmıyor musun? Aksine, büyük olasılıkla bütün bunlar tesadüf zaten. Fazla açık. Öyle bir şey yapmış olsa son derece pervasızca davranmış olurdu. Mark o kadar da mal değil. Sonunda soruşturmayı Martin ona emanet etti. Bu arada biraz garip bir karar. Engizasyoncuların kendi bölgeleri var ve Mark şehir dışında çalışıyor. New Paris diğerleri arasında bölünmüş durumda. Rahip ona daha mı çok güveniyor? Olabilir, ancak bilgi edinmekte fayda var. Arkadaşlarıma sorarım, nette ararım. Belki ilginç bir şeyler bulurum. Bu karşı çıkmadı, empatik başını salladı. Yani genel bilgi ve Mark bende. Kız aydınlanan gökyüzüne baktı. Gitme zamanı. Gidin bakalım. Ama burası da çok güzeldi. Lou Stone'u üstünü değiştirmesi için eve bıraktı. Dinleme cihazlarını kontrol ettiler. Bir şey yokmuş. Sonra Kay'i işe götürdü. Orada yeni haber yoktu.
Başrahibin programında bitmeyen ziyaretler vardı. Engizasyoncular, rahipler, yardım birliğinden birkaç papaz, davet veya gezi planlamamıştı. Martin gayet iyi görünüyordu. Bu yüzden Lou izin gününe Engizasyon binasında pek oyalanmadı. Gece hiç uyumamış sonu nöbete bırakmak biraz utanç vericiydi. Ama Lou'nun onu nasıl yardım edebileceği konusunda pek fikri yoktu. Neyse ki kimin programına uyum sağlaması gerektiğini biliyordu. Yaklaşan sohbete, daha doğrusu tepkiye hazırlanan kız parkta yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Güneş yorgun gözlerini kör ediyordu. Uykusuzluktan kızın midesi bulanıyordu ve karnı acıkıyordu. Ay, biliyorum o hissi. Gözlüğünü takan Lou telefonunda kişi listesini açtı. Merhaba. Bana ne dersen de benden bıktığını ve manyak olduğumu söyle. Azarla, küfür et. Ama yardımına ihtiyacım var. Bu ön sevişmeye bakılırsa konu işle alakalı değil mi? Bunu ön sevişme olarak mı tanımlıyorsun canım? İşle alakalı ama şahsen benim ihtiyacım var. Geçen seferki gibi değil. Kimse incinmez. Telefondaki ses ciddileşti. Sorun mu var? Hı. Lanet, anlat. Sana bir ilaç kalıntılarını getireceğim. Hakkında her türlü bilgiye ihtiyacım var. Bir de menildeki kanın tahlilini yapabilir misin? Yani yapabilirim ama ben laboratuvarda çalışmıyorum. Kilisenin kendine ait birçok laboratuvarı var. Adres vereyim mi? Ama çalışanlar kiliseye ait değil. Çok hassas bir konu bu. Gece o zaman. Personel dağıldığında gel. Teşekkür ederim. Henüz bir şey yok. Bugün gidip nöbete kalacağımı söyleyeceğim. Sorun olmaz değil mi? Olmaz. Geceleri herkes evde uyumayı tercih eder. Bu yüzden sadece sevinirler. Motosiklete binen Lou elindeki kaskı çevirdi. Bu gece birini uykusuz bıraktım. Diğerini nöbete gönderdim. Uyku canavarı gibiyiz. Vicdanım ve ben uyumaya gidiyoruz. Başka ne yapalım? Hiç utanmamız kalmadı. Anlattıkları saatte Lou hastanenin personel girişindeydi. Johnson'u içeri aldı. Boş koridorlardan geçirdi. Neler oluyor? Kız içtenlikle cevap verdi. Henüz bilmiyorum. Peki bunun sonuçları ne olacak? Bir şey olmayacak. Umarım. En önemlisi kimseye anlatma. Genç adam gözlerini Lou'dan ayırmadan durdu. Ne? Seni nereye göndereceğimi düşünüyordum da. Prosedür odasına mı yoksa morga mı? İyileştir ya da direkt öldür demek istiyorsun. Ya da bekle. Ama düşünce tarzını sevdim. Burada görevli tek kişi sen misin? Geceleri burada güvenlik var mı? Elbette. Hastalar gecede geliyor. Acil vakaysa veya gün içinde ortalıkta görünmek istemiyorlarsa. Güvenlik olmasa tehlikeli olurdu. Hastaneyi dağıtırlar. Ekipman, ilaçlar. Ama sanırım benim hakkımda soru sormazlar. Sormazlar. Şifacı omuz silkti. Kimse paraya hayır demez. Anlaşıldı. İhbar edilmemesi karşılığında bahşiş veriliyor. Hadi gidelim. Bir süre burada kal. Kahretsin Lou. Hiçbir şeye dokunma, yoksa gerçekten morga gönderirim seni. Kız küçük camları olan kutudan elini çekti. Tamam, bağırma. Prosedürmüş. Peki ya hasta gelirse ve tüm bunları nasıl kullanacağını biliyor musun? Aptal olma. Burada acil girişi değil ki. Ana girişin yanında orası. Örnekleri ver. Ben laboratuvara gidiyorum. Birkaç saat sonra döndü. Kanda bir şey yok. Saf bir adama ait. Patoloji yok. Tahliller normal. Sorun varsa sadece ilacın olumsuz etkileriyle ilişkili olabilir gibi görünüyor. Ampuldeki. Evet, bu saf adam ilacı çok sık alıyormuş. İlaç ne? Kimyasal tanımlama mı yoksa yapısal formülle mi ilgileniyorsun? Hayır, basitçe anlat. Kolluk kuvvetlerinde kullanılan, gizli değil ama ender görülen bir ilaç. Tabii ki kilise laboratuvarlarının geliştirdiği. Kolluk kuvvetlerinde kullanılan mı? Tıbbi referans kitaplarında listelenmesine rağmen satılık değil. Bilgisayar bana sadece genel bilgi veriyor. Bu bir ağrı kesici. Ne? Eskiden acaba kolluk kuvveti falan da bir yarası mı var? Ağrı kesiciye mi bağımlı? Nasıl yani? Sakinleştirici değil mi? Yani formülde bir ank diye kaldım. Anksiyolitik var. Ank ne? Lou da benim gibi kalmış şu an, bir sevindim. Anksiyolitik, sakinleştirici. Sakinleştirici olarak alınır mı? Bir seferlik mi? Sağlık sorunu yoksa, durum acilse ve başka bir şey yoksa. Düzenli olarak aptal olmak lazım. Ana etkisi bu değil. Reçeteyle çok daha zararsız ilaçlar alınabilir.
Böyle bir ilaç savaş sırasında yara alan askerlere verilir. Savaşmaya devam edebilsinler diye. Devamlı kullanılırsa vücudu zehirler. Kümülatif etkisi tehlikelidir. Bu ne saçmalık? Başka bir şey mi bekliyordun? Bu şeyler tam olarak ne yapıyor, neydi? Bunun yerine ne kullanılabilir? Anksiyolitikler mi? Anksiyolitikler. Merkezi sinir sistemi üzerinde limbik sistemde gerçekleşen depresan etkileri vardır. Lou üzgün üzgün arkadaşına baktı. Jones, lütfen. Kaygıyı, korkuyu, duygusal gerilimi azaltır. Aynı zamanda reaksiyon hızını biraz düşürür. Araba sürerken kullanılır mesela ama ben tavsiye etmezdim. Bunun yerine ne kullanılabilir? Bir o kadar etkili olsun ama. Bir doktora görünmeden mi? Kız sessizce başını salladı. Şifacı kanepeye oturdu. Kendini almıyorsun değil mi? Hayır, olur mu? Çok mu lazım? Bu saf adam sık sık kullanıyor dedin. O zaman evet, çok lazım. Sanırım zaman zaman satın almam gerekecek. Jones bir süre hiçbir şey söylemedi. Sadece dikkatle ona baktı. Bakışı uzun, tatsız, ağırdı. Lou gözlerini ayırmadı. Dayandı. Sonunda Jones konuştu. Nasıl bir belaya bulaştığını sormuyorum. İstersen kendini anlatırsın. Annen ve diğer şeyler hakkında da beynini şişirmem. En önemlisi yalnız olmadığını unutma ve dikkatli ol, tamam? Tamam. Hadi bakalım, şimdi ciddi konuşalım. Sana uygun olan tüm ilaçlar sıkı kontrol altında. Burada hastanede bir iki ampul alabilirim sadece. Gayri resmi olarak ilaç satan insanlara ihtiyacımız var. Yalnız yasa dışı satış suçtur. Küçük bir suç. Ağır olmayan suç. Evet, hapse düşme olasılığın düşük. Ama yardım birliğinden atarlar. Garanti. Garanti değil. Yerimi sağlamlaştırdım. Patronum arkamı toplar. Şifacı kıkırdadı. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu yüzden hapse atmayacaklarını söyledim. Bana lazım. Jones telefonunu çıkardı. Selam. İyi, sen nasılsın? Küçük bir ricam var. Yarın reaktörde bir arkadaşımla gelsem. Lou. Hayır, bu sefer özel olarak. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Telefonu kapatan Jones sordu. Duydun mu? Yarın akşam beni alacaksın. Reaktöre uğrayacağız. Düşündüğüm kişi mi? Saza. Ne gerek vardı? Onu tanıyorum. O da diğerlerini tanıyor. Tamam, teşekkürler Jones. Henüz hiçbir şey yok. Hemen git buradan. Çalışmam gerekiyor. Harikasın. Git dedim. Şifacının sinirlenmiş gibi yapmasına kendi kendine gülen Lou eve gitti. Adamdan habersiz ilacını mı değiştireceğiz? Ertesi akşam Jones'a geldi. Selam, gel. Hemen mi gidiyoruz? Evet. Tamam, şimdi giyiniyorum. Sonra sana da bir şeyler seçeriz. Yine mi? Kahretsin, pahalı. Diğer seferden kalma kıyafetlerim var. Merak etme, ben hallederim. Yok artık. Orada iyi bir indirimim var. Çok pahalı bir şey beğenir ve rahatsız hissedersen kendin ödersin. Şifacı hemen hazırlandı. Wow, çok değişik olmuş. Eski hali daha iyiydi sanki. Sen de öyle kıyafetler görmedim. Benimle öyle yerlere gitmedin. Hadi çabuk, marş marş. Vay canına, buralarda mağazalar mı varmış? Her şey var burada. Kısa süre sonra uzun süredir çalışmayan eski bir fabrikanın binasında bulunan mağazanın kapısından çıktılar. Her şey yolunda mı? Kız yeni aldığı kıyafetleri çok beğendi. Bağcıklı etek. İpli pantolon. Gümüş tulum. Üf, hepsi birbirinden beter. Evet, harika. Geçen sefer giydiğimden daha iyi. Merak ettim, sonra gösterirsin. Hadi sana bir peruk bulalım. Niçin? Jonas sesini alçaltarak cevap verdi. Saza senin ne iş yaptığını biliyor. Kimse seni tanımasa iyi olur. Bir gün televizyona çıkarsın filan. Şey gibi mi? Göz alıcı bir saç rengi. Dikkati dağıtır vesaire. Hı. Ya da saçını kestirip makyaj yap. Perukla idare edeceğim. Üf, bunlar ne? Tüm sinirlerim alt üst oldu. Neyse, bunlar güzelmiş. Komik oldu ama sana yakıştı. Asıl diğerleri daha komik olurdu canım. Gülümsedi ve cevap vermedi.
Arkadaşlarıyla beraber oturan silah tüccarı Jonas'ı fark etti. Kadehini onlara doğru kaldırdı. Psiyonikler masaya yaklaştı. Bu adamı daha önce görmüş müydük? Adı geçmişti sanki. Selam, bir şeyler içer misiniz? Selam, olur. Lu? Olur, selam. Ne bu tekerleme gibi oldu. Masaya oturdular. Saza'ya eşlik eden insanlar bu kez kaldı. Hadi dökülün. Lu Saza'nın çok daha nazik davrandığını fark etti. Hatta onlara çok pahalı görünen bir şişeden kehribar renkli bir sihir koydu. Sorun ne? İlaca ihtiyacımız var. Orijinal. Karınca yuvasından değil. Adam kıkırdadı. Hasta mısın şifacı? Ben değil. Öyle. Yardım lazım. Saza Lu'ya baktı. İlginç işler. Merkezden ilaca ihtiyacınız var ve bunun için patronlarınızı kullanmıyorsunuz. Buraya bana geldiniz. Bugün sadece bir arkadaş olarak buradayım. Jonas söylemişti zaten. Gayri resmi olarak ihtiyacım var. İş yerimde bunu bulmam kolay değil. Vay canına, ne kadar yaramazız. Kötü kız. Sana ne? Sıkıldın mı? Niye soruyorsun? Tamam tamam, kadın sırlarını ifşa etmiyoruz. İlacı nerede bulabileceğimi söyleyecek misin? Jonas, sana. Neden söylemeyeyim ki? Hatta aşağıda dans pistinde birini görmeyi umar gibi balkona doğru bakarak bir an düşündü. Aramaya ne gerek var? Dur bekle. Saz ayağa kalktı ve merdivenlere yöneldi. Yanında oturan koca adamlardan biri onu takip etti. Lu arkadaşına gözlerini kısarak baktı. Kahretsin, neden bu herifle öyle bir ilişkiniz var? Saza'nın hayatını falan mı kurtardın veya kimin? Bu kadar sağlam bağlantıların olduğunu düşünmemiştim. Bardağı tuttu. Bardağında mükemmel bir brand varmış. Lu daha önce mükemmel bir brandi içmemişti ama bu kesinlikle öyleydi. Stone ile ilk karşılaşmasını hatırladı. İçip içip sarhoş olmaya çalışıyordu. Case şişenin etiketine bakıp yüzünü buruşturmuştu. Kay mi? Artık ben de o saçmalığı açmak istemiyorum. Saza çok geçmeden balkonda belirdi ve onlara el salladı. Adamın yanında genç bir kadın duruyordu. Bu Ezgi. Ezgi mi? Bu da Jonas ve Lu. Selam. Gerisini kendiniz çözün. Şifacı ona başını salladı. Teşekkürler. Yalnız kaldıklarında kadın sordu. Ne arıyorsunuz? Jonas hatırlaması zor birkaç terim söyledi. Açıkladı. Sonuncusu olsa güzel olur. Daha pahalı. Sorun değil. Bir de sürekli olarak ihtiyacınız var. Bu mümkün mü? Ne kadar olduğuna bağlı. Haftada bir paket olur mu? Daha az olsun. Karınca yuvasında yapılmış olandan olmasın. Sadece saf, karıştırılmamış olsun. Her şey eczanedeki gibi olacak. Alıcı kim? Ben. Bir dükkana geleceksin. İsmim Market 24. Güzel isim, kolay. Vardiyalı olarak orada olurum. Geceleri gelsen daha iyi. Gün içinde daha fazla müşteri oluyor. Kimse görmesin. Tamam. İlaç paketli. Kontrol bandı var. Mühür gibi. Paketin tamamını alıyorsun. Yerinde açıyor. Ampulleri alıyor. Bandı bana geri veriyorsun. Yoksa anlaşamayız. Mühürü ne yapacaksın? Ezgi Lu'ya yorgun bir bakış attı. İlacın yapımı kontrol altında. Bütün ilaçlar kilisenin kontrolünde. Mühürler geri teslim edilmeli. İlacı nereden alıyorsun? Seni ilgilendirmez. Saz'a birlikte çalışabileceğimizi söyledi. Bu ne saçma sorular. Pardon. Ne zaman alabileceğim? Ne oldu? Çok mu acil? Gelir gelmez almam lazım. Sabah öğrenirim. Belki akşama kadar gelir. Adresi aklında tut. Ve bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.